Ahmet Kekeç, inadına soyunun. Büyük Türk devrimcisi Soner Yalçı'nın Halk TV'de laik müşteriye ettiği nasihat böyle. adına dekolte giyinin, inadına papyon takın. Salon alkıştan kırılıyor tabii. Uğur Dündar dostumuz da yoğun alkışın ortaya saldığı duygu durumundan yararlanarak bombayı patlatıyor. adına kızlı erkekle oturun. Haydi bir alkış kıyamet daha. Bu ne? Bu bir televizyon programı. Uğur Dündar, hiç sevmem bu tabiri ama modere ediyor. Büyük Türk düşünürü Soner Yalçın anlatıyor. Programın tamamını izleyemedim. Bir dinci kanalda kısa videosuna rastladım. O dinci kanalda gazeteciler kızlı erkekli toplaşmış bu videoyu değerlendiriyorlardı. İzlediğim bölümde Soner Yalçın bir ara Osmanlıca tartışmasından bahis açtı. Mezar taşlarını okuyacaklarmış, pöh mezar taşlarını yücelten cumhuriyettir gibilerden laflar etti. Yine alkış kıyamet. Sonra sözü kılık kıyafet tercihlerine getirdi papyonluydu. Neden papyon taktığını şöyle izah etti. Mustafa Kemal, papyon taktığı için papyon takıyorum. Bu Mustafa Kemal'in kıyafetidir arkadaşlar. Siz de öyle yapın, papyon takın, hatta dekolte giyinin, inadına soyunun. Dikkat! Soner Yalçın bu öneriyi CHP'yi iktidara taşıyacak sihirli formül olarak sunuyor. Bir kere bu Mustafa Kemal'in kıyafeti değildir Sonerciğim. Bu garson kıyafetidir ve ilerlemeyle çağdaşlaşmayla devrimle bir alakası yoktur. Papyon takarak elbette bir şey söylemiş oluyorsun. Ama söylediğin şeyin toplumda siyaseten ispatı vücut etmeleri gerektiğini söylediğin kitlelerde, hele CHP'lilerde bir karşılığı bulunmuyor. Sadece gülünç oluyorsun. Kitleler kafayı sıyırmış azgın bir azınlık dışında ne giyindiğine, ne kıratta soyunduğuna, hangi mahrem düzende oturduğuna bakmaz. İnsanların hayatını kolaylaştıracak ne söylüyorsun, hayatı çekilebilir kılacak ne vaat ediyorsun ona bakar. Dünkü yazımda Cumhuriyet döneminde yapılan bazı biçimsel düzenlemelerin solculuk sayıldığını anlatmıştım kılık kıyafet tercihi aynı zamanda çağdaşlaşmanın ve ilerlemenin mikyası sayıldı. Yüzeyde ne kadar batılıya benziyorsan o kadar ileri gitmiş telakki ediliyordun. Çağdaşlaşma gelenekle irtibatını kopardığın yerde başlıyordu ve şapka taktığın an batılıydın. Demek ki inadına soyunmak, inadına dekolte giyinmek de ilerlemenin mikyasları arasında ve hala böyle gören, böyle düşünen, böyle algılayan zavallılar var. Bu arkaik bile sayılmayacak politik tavır alışa ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir okur yazar olan, okur yazar olması hasebiyle kavrayış geliştirmiş Soner Yalçı'nın bu düşünceleri seslendiriyor oluşunu evet rahatsız edici buldum ve üzüldüm. Ama daha çok okur yazarlık eylemi adına üzüldüm. Okur yazarlığın düşürüldüğü yere üzüldüm. Sizi okumak ve tefekkür etmek de düzeltmeyecekse ne düzeltecek arkadaşlar? Hadi öyle yapalım. İnadına soyunalım. Batılı gibi giyindin, batının değerler tercihlerini tevarüs ettin, alfabesini aldın, papyonunu taktın, soyundun, kendini iyice rezil ettin. Rezillik çıtasını her gün biraz daha yükseltiyorsun.'' Aferin çok iyi ediyorsun da iş batılı gibi üretmeye batının demokrasisini tevarüs etmeye gelince neden tavana bakıyorsun Ahmet Kekeç Star